bütün operasyonu sonucunda il merkezine, 31 il merkezine intikalımız sağlanmış bir bilgi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nce terör örgütleri PYD-PKK-DAEŞ'a yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere Hatay'dan Afrin'e uğurlanan polis özel harekat ekipleri kente döndü. İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli 44 kişilik iki grup, şube müdürlüğündeki karşılama töreni için şehir merkezine giriş yaptıkları sırada telsizden, şerefle sürdürdüğümüz Afrin operasyonu sonucunda il merkezine intikalimiz sağlanmıştır anonsu geçti. Şimdi efendim hoş geldiniz. Afrin'deki görevleri kapsamında 1083 rakımlı Keltepe bölgesinde teröristlerle çıkan ve 9 askerin şehit düştüğü, 12'sinin de yaralandığı çatışmada da yer alan özel harekat polislerini şube müdürlüğünde İl Emniyet Müdürü Karabörk'le aileleri ve silah arkadaşları karşıladı. Duygusal anların yaşandığı karşılamada polisler aileleriyle uzun süre hasret giderdi. Grup Amiri Erdoğan Çelik, Keltepe'ye dikilen Türk bayrağını öperek İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'e takdim etti. Valla çok heyecanlıyım. Çok mutluyum. Çok şükür Rabbime. Şükür kavuşturdu bizi sonunda yani. Bebeğiniz kaç aylık? Yeni 23 günlük. O zaman babası daha yeni mi görüyor? Evet. Doğduğunda babası görüyor. Yok, doğduğunda geldi ama geri gitmek zorunda kaldım. Supi geçit, çok mutluyuz, gururluyuz. Güzel bir görevden geri döndüler. Çocuklar ve biz çok özlemiştik. Çok mutluyuz yani şu anda. Çok şükür bitirdiler, geldiler. Görevlerini başarıyla tamamlayan özel harekat polislerini kutlayan Kamil Karabörk, devletin hiçbir zaman yıkılmayacağını ve her zaman ayakta kalacağını söyledi. Hepinize şükranlarımızı sunuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Sağ olun. Hatay Özel Harekat Şube Müdürü Arslan ise görevden dönen polislerin 3 aydır ailelerinden ve yuvalarından ayrı olduklarını hatırlattı. Kahramanlıklardan dolayı vatanımız ve milletimiz size sonsuz minnettardır arkadaşlar. Karşılama töreninde kurban kesilerek dua edildi. Ekip 22 Şubat'ta Afrin'e uğurlanmıştı.